Şehrin Nabzı'ndan herkese merhabalar efendim. Sağlık köşemizde bugün ağız ve diş sağlığını alanında oldukça başarılı bir isimle konuşacağız. Doktor Çiğdem Şakın bizleri karşılıyor. İsmiradent'teyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım mı? 1977 Trabzon doğumluyum. 1999 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 3.lükle mezun oldum. Mezun olduğum tarihten beri hastalarımıza hizmet vermekteyim. Ne kadar güzel, başarılı bir dereceyle mezun olmuşsunuz. Peki burada ne zamandır hizmet veriyoruz? Kuruluş ve gelişim hikayemiz nedir? Söylediğim gibi mezun olur olmaz kendi muayenehanemi kurdum. Sonra gelişen teknolojiyi takip etmek ve hastalarımıza tüm hizmetleri tek çatı altında verebilmek için 2017 yılında İsmiradent Diş Polikliniğini kurdum. Aynı zamanda da çalışanıyım da diş hekimi olarak hizmet veriyorum. Bu şekilde. Ağız ve diş sağlığı deyince birçok başlık aklımıza geliyor. Hı hı. Siz hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz peki? Tüm branşlarla dişle ilgili bütün problemleri halledebilecek her işlemi yapıyoruz. Ayrıntıya girersek implant, gülüş estetiği, diş eti hastalıkları, çocuk diş hekimliği, ortodonti gibi dişle ilgili tüm hizmetleri kurumumuzda, uzmanlarımızla ve staff doktorlarımızla karşılamaktayız. Tabii bu tedavilerin hepsi önemli ama çok sık tercih edilen iki tanesi var. Hı-hı. Onları böyle detaylandıralım istiyorum. Hı-hı. Gülüş tasarımı, Hollywood Smile ve implant. Hı-hı. Artık sosyal medyada da neredeyse o kötü görüntüleri göremiyoruz. Hı-hı. Herkes sağlıklı dişler kadar güzel gülüşleri de tercih Hı-hı. ediyor. Nedir Hollywood Smile, nasıl bir tedavi yöntemi? Tabii sizin de söylediğiniz gibi sosyal medyanın gittikçe yaygınlaşmasıyla herkes daha güzel görünmek istediği için Hollywood Smile bunun için bir çözüm oluyor. Nelerle, nasıl yapıyoruz Hollywood Smile'ı? Kompozit laminelerle, porselen laminelerle, IMEX, zirkonyum gibi estetik malzemelerle ve diş eti düzeltmeleriyle gummy smile dediğimiz durumu düzelterek yeni bir renk, yeni bir gülüş çok rahatlıkla yaratabiliyoruz. Hastalarımızda çok tercih ettiği yöntemler tabii bunlar. Peki birkaç tane yöntem sıraladınız. Özellikle zirkonyum ve son zamanlarda lamineleri çok sık duyuyoruz. Hı-hı. Tedavinin zirkonyum ya da lamineyle olması tedavinin kalitesini etkiliyor mu? Yoksa hastaya mı bağlı? Daha çok vakanın durumuna bağlı, dişlerin kapanış durumuna bağlı, diş eksikliği olup olmadığına bağlı olarak her ikisinde de estetik sonuç çok yüz güldürücü oluyor. Vakanın gerekliliğine göre hangisinin yapılacağına biz karar veriyoruz. Peki, diş beyazlatma tekniğinden bahsettiniz. Bununla ilgili Hı-hı. çok sık sorulan bir soru var, onu sormak istiyorum. Diş etini bir kere, dişleri bir kere beyazlattığımda bunun devamı geliyor mu sürekli olarak? Hı-hı. Şimdi şöyle, diş beyazlatmada karbamid peroksit denilen kimyasal ajanlar kullanarak ve lazerle dişin içerisine girerek yapısındaki rengi değiştiriyoruz. Bunun kalıcılığı için hastanın tükettiği çay, kahve, sigara bunlar çok önemli. Eğer bunlar tüketilmiyorsa, minimum tüketiyorsa ve ağız bakımı iyiyse koruyuculuğu 5 yıl oluyor. Lakin çok çay, kahve, sigara tüketiyorsak tekrarlamak gerekiyor senede bir. Ama herhangi bir zararı yok. Tekrardan zararı yok. Temizlenmiş oluyor. Peki şimdi bu gülüş tasarımında tedavi aşaması nasıl gerçekleşiyor? Ne kadarlık bir sürede hasta artık o istediği gülüşlere kavuşabiliyor? Eğer hastamızın ağzı hazırsa, yani demek istediğim şu çekim falan yapılmayacak, hazır bir durumdaysa o zaman ortalama 5 gün içinde bunları yapabiliyoruz. Tabii neler yapılacağına göre de biraz değişiyor. Beyazlatma yapılıyorsa rengin oturması için bir müddet beklemek gerekiyor. 5 günle 10 gün arasında biten bir tedavi süreci oluyor. Peki bazen böyle gördüğümüz yapılan Hollywood Smile dişleri çok gösterişli olabiliyor. Bazen daha doğala yakın olabiliyor. Bunu neye göre belirliyorsunuz? Açıkçası orada biraz hastanın isteğine göre kimisi gösterişli olsun istiyor, kimisi doğal gözüksün istiyor. İkisini de sağlamak elimizde. Renk seçimi, boyut seçimi. Bunlar hem ağzın yapısına göre hem de hastanın isteklerine göre. Daha çok mesela öneki dişin uzun olmasından hoşlanıyor genç hastalar. Ona göre beraber karar vererek yapılabiliyor. Ve tabii son zamanlarda bir doğala yatkınlık da var değil mi hocam? Doğala da var, belirgin olana da var. Herkesin psikolojisi farklı. Ona göre hastanın isteğine göre karar veriyoruz. Peki implantı konuşalım. Hı hı. Biliyorsunuz implant çok çok kurtarıcı bir tedavi yöntemi. Hı hı, evet. Kayıp dişler için de özellikle.
Önce biraz implantın önemini detaylandıralım hocam. İmplant bence diş ekimindeki en güzel gelişme. Artık dişsiz, hani damak dediğimiz yaşlı hastalarımızın kullanmakta zorlandığı şeyleri kullanmak bir mahkumiyet değil. İmplant sayesinde çok daha konforlu protezlere kavuşuyorlar. Bunun için 18 yaşını geçmiş olmak, gelişim dönemini bitirmiş olmak yeterli. Kronik rahatsızlıklar kontrol altındaysa problem değil. Kemiğin yetersiz olduğu durumlarda graft membran denilen ekstra malzemeler kullanarak çoğu hastamıza implantı gerçekleştirebiliyoruz. Hem sağlam dişleri bozmamış, ellememiş oluyoruz veya hastamız hiç dişsizse çıkmayan bir protez konforuna kavuşmuş oluyor. Bu anlamda en sevdiğim yenilik bu diş hekimliğinde implant. Peki hocam, implanta baktığımız zaman birçok marka karşımıza çıkıyor. Hı-hı. Piyasada çok fazla marka var. İmplantın kalitesi tamamen markasıyla mı alakalı? Şimdi ham madde hepsinde aynı titanyum ama hepsinin bir yüzey teknolojisi var, bir yüzey şekli var, yüzey pürüzlendirmesi var. Dolayısıyla burada ben açıkçası kendim güvenilir bazı markalar var. Yani güvenilir derken artık 40 yıldır kullanılan, milyonlarca vakaya konulmuş, vaka takipleri yapılmış. Bu anlamda markaları tabii ki seçmekte fayda var. Ve hekimin başarısı tabii. Tabii ki. Tabii ki cerrahi başarı da. Hekim zaten kadromuz uzman bir kadro ama tabii markayı da ben kontrol ediyorum. Gelişen teknoloji implantta birçok hastayı tedavi edebiliyor. Bunu çok sık duyuyoruz ama kimler asla implant olamaz? Kimler olamaz? Mesela baş boyun bölgesinden radyoterapi gören hastalarda sıkıntı. Bazen kemik çok yetersiz oluyor. Graft, membran gibi malzemelerle bile koyamayacağımız inceliğe. Bunun da sebebi uzun yıllar hiçbir şey yaptırmamış onları. Bu yüzden diş kaybı olduğunda çok uzun zaman geçmeden yerine implant konulursa sonuç çok yüz güldürücü oluyor. Ama uzun yıllar bekleyip kemik çok yetersiz hale gelirse koyamadığımız vakalar da oluyor tabii. İmplant çok hassas bir konu. İmplant yapıp daha sonra şikayetleri artan o kadar çok hasta var ki ve tabii ki implantından memnun olanlar da var. Yerine takılan implant kaybedildiğinde bunun telafisi var mı mesela? Tabii ki. Zaten implant firmaları ömür boyu garanti verirler. Bu da garantiden kasıt herhangi bir sorun olduğunda tekrardan ücretsiz implantı getirirler ve biz belli bir iyileşme süresini bekledikten sonra tekrar implant koyarız ama bu çok binde bir yaşanan bir olasılıktır. Her tıbbi operasyonda olduğu gibi çok da sık olan bir şey değil şükürler olsun. Tekrardan ücretsiz olarak konuluyor aynı bölge. Peki, güzel hizmetler veriyorsunuz ve sizler çok güler yüzlüsünüz. Aynı şekilde ekibiniz de öyle. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve en önemlisi ekibimizi oluştururken nelere dikkat ediyoruz Çiğdem Hanım? Ekibimizi oluştururken işinde uzman, tecrübeli, güler yüzlü. Bu benim için çok önemli çünkü insanlarımızı rahatlatmak, mutlu etmek bizim karşılayışımızla başlıyor. Bunlara dikkat ettim. 12 kişilik bir ekibimiz var. Asistanlarımız, yardımcılarımız, staff hekimlerimiz ve uzman hekimlerimizle beraber. 4 tane staff hekimimiz sürekli olarak çalışmakta. Uzman hekimlerimiz de belli günlerde gelerek uzman işlemlerini yapmakta. Bu şekilde. Hastayı rahatlatmak her tedavi için önemli ama diş zaten korkulan, işte kapıdan içeri girene kadar tedirginlikle girilen bir yer olduğu için çok çok önemli, çok haklısınız. Yurt dışı hastalarımız var mı? Bu alanda çok dikkat çektik çünkü sağlıkta. Onları nasıl ağırlıyoruz? Yurt dışı hastalarımız var. Özellikle İzmir Edent'in Gaziemir'de havaalanına çok yakın bir konumda olmasından dolayı tercih edilen bir kliniğiz. Hastalarımız genelde daha önceden bizimle irtibata geçiyorlar. Panorama filmlerini yollayıp, yorumlayıp, ne yapacağımızı önceden belirleyip geliyorlar ve işlemleri en kısa sürede hallediyoruz. Havaalanından karşılama, geri bırakma gibi hizmetlerimiz de var. Bu şekilde. Yıllarınızı verdiniz bu iş için ve 25 yıllık bir deneyiminiz var. Ama sizce hastalar, bu işlemleri yapmak isteyenler sizleri neden tercih etmeliler? Bir kere uzman kadromuz var, bu kesin. İkincisi, hastayı anlayan, empati kurabilen bir kadromuz var. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimi çoğu zaman hastanın yerine koyarım. Ekibim de o şekildedir. Anlayışlı, güler yüzlü, onun ruh halinden anlayan,
zaten iş kalitemiz iyi. Hani onu özellikle belirtmeye gerek duymuyorum. Bu şekilde hoşgörülü bir kliniğimiz var, öyle diyeyim. Anladığım kadarıyla hem diş hekimisiniz hem de böyle bir psikolog edasıyla da hastalara yaklaşıyorsunuz. Yani ben yaptım, oldu tarzından çok hoşlanmıyorum. Hastamız ne istiyorsa onu maksimum derecede yerine getirmek tek amacım. Ne kadar güzel. Hem de hastalara psikolojik olarak da iyi yaklaşıyorsunuz. Dişlerini, ağızlarını size emanet ettiklerinde mutlaka rahat hissediyorlardır. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizleri tercih eden hastalarımıza, bana destek olan, yardımcı olan tüm ekibime ve buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kliniğime bekliyorum. Bizler teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Evet, teşekkür ederim. Sizlerin huzurunda Çiğdem Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gülüş tasarımı ve implantı konuştuk. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.